Bakın bu yavrucağım doğdu burada. Yangının ortasında bu mucize oldu. Çocuğum. Çocuğum. İşte bu doğdu. Sağ salim doğdu. Ölenlerin yerine bu geldi. Çocuk. Abi yangın 10-15 dakika içinde hani bir anda ateşleri yukarıda gördük. Gördükten sonra zaten hani bir anda geldi. Ya biz kaçmadık. Jandarmalar gelmişti daha önce zaten bir saat önceden. Biz bırakmadık abi hayvanlar. Canımızdan daha kıymetli bizim. Hani eşya, arabaydı, evdi onlar önemli değil bizim için. Mühim olan bunlar da abi. Çoğu insan hayvanlarını bıraktı cayır cayır yanda öldü. Biz bırakamadık abi. Bunlar bizim her şeyimiz abi. Nasıl bırakalım ki biz bunları? Bir anda abi yangın başladı. Burada her yer yanmaya başladı. İnekleri falan kestim iplerini abi. Açığa yanımda götürdüm ben inekleri. Abi her yerim alevdi zaten. Ben yarısını kaybettik ineklerin. Yarısı yok. Yarısı yandı zaten. Yeni doğuracak olan buzağımdan bir tanesi annesiyle beraber öldü orada. Ne diyeyim abi her şey bittikten sonra sağ salim nasıl çıktık onu da bilmiyoruz biz yangının içinden. Yangından sonra akşam saat 3-4 sularında bunu gördüm. Eve geri geldin öyle mi? Aynen. 3-4 suların toprağının içinde annesi doğurmuş bunu gördüm ben. Yangının arkasından. Ne diyeyim abi biz nasıl geçirdik nasıl yaptık evimiz yerimiz yurdumuz her şey ahırlarımız hayvanlar yanıyordu abi gözümün önünde hepsi yanıyordu ya. Ben o anı bir daha asla hatırlamak bile istemiyorum abi. O alevlerin içerisinde nasıl bulunmuş yani mucize gibi bir şey değil mi? Hem de nasıl abi biz bile anlamadık benim yanımdaydı hepsi alevler 6-7 metreyi sarıyordu zaten ağaçlar komple yanıyordu her yerimiz şeydi. Ben ineklerle uğraşırken keçiler yanımdan zaten hiç ayrılmıyordu. O alevler bittikten sonra bunu gördüm ben her şeyin için. Ayırmıyorum abi dünden beri hiç yanımdan. Dünden beri benimle beraber. Artık bir umudumuz oldu bu bizim. Sevincimiz oldu. Hani bu kadar felaketin içinde de imkansız bir şey böyle olması da. Hani ölmemesi zaten közlerin her yer zaten közdü, ateşti. Ölmemesi de çok büyük bir mucize. O yüzden adını mucize koyacağız biz bunun. Mucize olsun bunun adı. Oh. Onu artık içeride büyüteceksiniz herhalde. Her zaman. Her zaman. Her zaman beraber olacağız zaten biz bununla. Önce bunu. Büyüğünde de çok yaramaz olacak tabii kendisi. Aldım abi aldım. Üç kere aldım her yerden. Üzülüyoruz gene de canımız yanıyor abi. Giden o kadar hani benim buzağlarım oldu, ineklerim oldu hiçbirinin önünü alamadık. Valla kaldığımıza hani iyi ki kalmışız abi. O kadar canı kurtardık ki. O kadar canı kurtardık ki. Hani herkes kendi canını kurtardı da ben kollarım, ellerim, her yerim yanık mesela benim. Ben kaldığıma hala iyi ki kalmışım diyorum ya. İyi ki kalmışız abi. Hayvanlar dışında ne zararımız var? Ahırlarımız, yemlerimiz, samanlarımız, sılajlarımız, bizim araçlarımız falan saymıyoruz bile biz yanan araçlarım. Burada bir arabamız var, motosikletimiz var. Hepsi, her şey yandı. Her şeyimiz yandı. Harici 1200-1300 tane balyamız yandı. Yemlerimiz yine öyle 4-5 ton yemlerimiz yandı. Buğdaylarımız yandı. Hepsi zaten bu gördüğünüz evin yan tarafında ahırımız vardı. Hepsi ahırın içindeydi, yemliklerdeydi. Hayvanların birçoğu buradaydı, birçoğu diğer ahırlardaydı. Ya yaklaşık hani 150 bin civarında bir şey var, zararımız var. Ama tek sevindiğimiz nokta böylelerinin kurtulması işte. Çok rahat. Bu daha ikinciymiş. Ulan bir yakalarsa. At abi kafasına elini.